İmam Ahmet kalplerini ıslah kıladırken insanlarını bilim danıydı. Bir kişi soradı. Benim kalbim kattık. Kendi kılığını yumuşatamam. Kalbi kattık, kendi kılığını yumuşatamam. İmam Ahmet cevap verdi. Kabristanlarını ziyaret kıl ve yetimlerini başını sile. İki tanesi. Kabristanlarda ziyaret kıl, yetimde başını sile. Bana ötken ayda, bana bir ay Zulkada ötüptü. Şu ikide işte, kaysınısını kıldık. Özümüzden soruyorduk da. Şimdi beni sizi kalbiz katmaya kimi kalbi katsın? Bir ay kolizi yuvmasayız, ne oladı koliz? Bir ay yuvmasayız, ne oladı cesediz? Biz yuvmasından dolayı badanım kirup gitti diyerek adamlar yokşayamız da. Yetimde başını sıladık mı? Kabristan'a vardık mı? Abu Hafs Amr ibn Salih At-Tustariye dedi. Abu Abdullah'ın yanına vardım. İmam Ahmet'le. Allah sizinle rahmet kılsın. Kalpler nima bilan layyin bo'ladi? Nima bilan yumshoq bo'ladi? Kalpler nima bilan yumshaydi? İmam Ahmet aytdi. O'ylanib turib javob berdi. Ey bolam, kalpler halol luqmani yeyishi bilan yumshoq bo'ladi dedi. Kalpler halol luqma yeyishligi bilan yumshoq bo'ladi dedi. Endi teskarisini bir fikir qilib ko'raylik. Kalp qachon qotib ketar ekan? Haram lokumanı köp yegen adamın kalbi kattık oladı. Kareyler de hayatta. Yegeni, içgeni, kiyeni haram bugün kalbi de rahim şefkat bu muydu? Ne mi üçün? Bana şu yegen haramı onun kalbini katırıp taşılarken. Ballarımız bir şefkat bulsa ülkelerine. Ballarımız bir mekir bulsa otanasına. Hadi bunları söküp, hadi bunları da ayıplı olmasından ne mi bilen bakıyorduk? Şüngen bir kara koyuyorduk. Kalbini mi kattırırken? Haram lukma. Abu Hafs aytadı. Keyin Bişrül Hafi'nin yanına gelip şu narsani soradım. Bişrül Hafi aytdi. Ogoh bo'ling kalblar Allah'ın zikri bilen hatırcan bo'ladi deb cevap verdi. Bu kişi başka şeyler cevap verdi. Şimdi Abu Hafs aytadı. Men şu narsani Abu Abdullah'dan soradım dedi. Bişrül Hafi kursan bo'lib ketdi. Nima dedi İmam Ahmet? Abu Hafs aytdi. Abu Abdullah kalblar halalını yeyişlik bilen yumuşak bo'ladi dedi. Dedim. Bişrül Hafi etti. Asıl narsani aytibdi. Asıl narsani aytibdi dedi. Akalar, biz eğer haram yesek, lokumamız haram bolsa, yiyişimiz, kiyişimiz haram bolup, özümüz haram görelim kalsak, Peygamberimiz etkenler, fe'enne yüstecebu lehu. Bunaki adamın duası kadana icabat bolsun dedi. Biz lokumanı halal kılaylıydı. Amallarımız kabul boladı, dualarımız icabat boladı. İhtimal bizi dualarımız icabat boluştuğundan aynı bana şu lokuma tosu ekendir. Elhamdülillah akalar 20 yılda uyağı bilen bir uyağını takaslasak özgürüz yüzde katta bizim yurtlarımızda. Doğru mu? Ma, menge haram, menge mümkün meslektir takva kılıçta örgendik elhamdülillah. Haramdan takva kıldık. Şimdi buradalar şu şubhadan, şubhali bugün işlerden takva kılıçta örgendik. Eğer zürriyatlarımızdan yakışı insanlarda çıkışını haklasak. İmam Ahmet'in oğlu Salih rivayet kıladı. Bu vakıya aynı ana şu halkul Kur'an fitnes günlerde sadır bu genede. İmam Ahmet Kembeğal ailesi pul gücü de hem muhtaç bu genede. Oğlu Salih aytadı. Adam asır namazını okuş için çıktı. Onun oturadıkken eski bir körpaçası var idi. Onu aslında bir mektup durgeniyken. Onu da şunu dediği genede. Ey Ebu Abdullah, siz ne ahvalingiz ve karzingiz hakkında eşittim. Kembeğal, naçar, karzı var. Falonchi orqali sizga 4000 dirham yubordim. Qarzingizni uzib oling va oilangizga kengchilik qilib bering. Bu mol meni otamdan qolgan meros, sadaqa ham emas, zakot ham emas dedi. So'ramayapti. Shunday bir musulmon birodari birodarini qiynalganini ko'rib turib, shunday beryapti 4000 dirhamni. Solih otasini qo'lidagi xatni ko'rib so'radi. Nima ekan bu? Imom Ahmad maktubga javob yozdi-da, qo'liga berib, falonchiga olib berdi. Nima deb yozganida? Menga maktubingiz yetib keldi. Biz ofiyatdamiz. Qarzga kelsak, qarz egasi uni bizdan qattiq turib talab qilayotgan emas. Ya'ni qattiq talab qiladigan odam emas. Oilamiz esa ne'mat ichida. Alhamdulillah dedi. Maktubni olib berdi. Boyagi 4000 dirhamni bergan odam hatto o'qib turib aytdiki, agar Abu Abdulloh Imom Ahmad bu molni qabul qilib daryoga tashlab yuborganida ham mayli edi. Menga savob bo'lib qolardi dedi. Chunki undan chiqdi-da. Undan chiqdi-da.
Şu vakaya bir yıl öttü. Hakikaten İmam Ahmet kıylandı iqtisodiy tomondan. Oğlu Salih aytdi. E ota dedi. Eğer o şu malı kabul etsek, şuca kıylangan bulmasa değil dedi. İmam Ahmet. Eğer onu kabul kıygen bulsaygen, şu gün geçe tügegen bulardı dedi. İffatımızda turudik, kıylandık. Lakin günümüz öte olurdu. Eğer tam eğer bu yanımızdan şu günümüz öterdi dedi. İshak'ını Musa al-Ansari aytadı. Halife Ma'mun muhaddis alimlarga atab katta bir molni berdi. Hammaga taqsim qildim. Hamma muhaddislar oldi, ammo İmam Ahmad olmadı dedi. İmam Ahmad ko'p gapirmasdi. Odamlar odatda gapiradigan gaplarini. Ammo ilm majlisi bo'ladigan bo'lsa, yomg'irdek bir serob bo'lib gapirar edi. İmam Ahmad shuhratni, mashhurlikni yaxshi ko'rmasdi. Aytardiki, odamlar bu kishini maqtaganligini ko'rib, aytardiki, buni şu maqtovini, shuhratni istidroj bo'lishidan qo'rqaman derdi. İstidroj nima edi? Ko'tarib turib yerga chopishdi. Alloh taolo ko'tarib turib kofir fosiq bandani har qancha gunoh qilsa ham ko'tarib turib hayotini zo'r qilib turib oxirida bitta ko'tarib chopadi. Qancha ko'tarilsa shuncha qattiq tushadi yerga. Aytardiki, qani edi Makka daralarida qolib ketsam, biroq meni tanimasa, tahqiq mashg'ullik bilan balolandim. Ertaga kech o'limni orzu qilyapman. Agar odamlar meni eslamay qo'yishlariga biron yo'l topsam, shu yo'lga qarab chiqib ketar edim. İmam Shofiy nima degan edi? Qani edi odamlar mendan o'rgangan ilmni menga nisbat qilishmasa. İmam Shofiydan o'rgandim demasa ham mayli. İmom Ahmad mana shunga qaramasdan jamoatchi inson edi. Fursat bo'lib qolsa odamlarga aralashar edi. Ularda atrofidagi odamlarga yengillik qilar edi, muloyim bo'lardi, dag'allik, qo'pollik qilmas edi. İmom Ahmad isrofni yaxshi ko'rmas edi. Ana shu qilinayotgan biror-bir marosim bo'lsa, o'zi bir ihson qilib odamlarga shahid basron solsa, o'g'illarga aytar edi. Avval taomni faqir bechoralarga, qarindoshlarga, keyin boylarga berdi dedi. Chunki muhtoj odamlar nima qilsin? Birinchi bo'lib undan foydalansin. İmom Ahmad faqir bo'lishiga qaramasdan saxovatli inson edi. Saxovatli inson edi. U kishi tirishligi nima edi? Nusxa ko'chirib beradi kitoblardan, shunga xizmat haqqi olar edi. Don dunlarni terib kelib tirishligini o'tkazardi. Yana otasidan qolgan uyiga yopishtirib qurilgan bir do'kon bor edi. Shundan ijara olar edi. Shu bilan tirishlik o'tkazardi. Bir kuni İmom Ahmad mana saxovatli ekanligiga dalil. Ana shu do'konning oldida turar ekan, qo'lidagi bir asbob daryoga tushib ketdi. Haligi İmom Ahmadni do'konida ijarada turgan kishi yurib keldi-da suvga tushib hali asbobni chiqarib berdi. İmom Ahmad shu qilgan xizmatini taqdirlaydi, cho'ntagiga olib qo'lini yarim dinor pul chiqarib berdi. Haligi odam olmadi pulni. Bu yarim dinorga bo'yinaqa asbobdan 5 ta sotib olsa bo'lardi. Olmadi. Ya shunga ham pul olamanmi dedi. İmom sukut qildi. Oradan bir necha kun o'tgandan keyin İmom Ahmad boyaga do'konda ijaraga olgan kishiga keldi-da do'konda qanchaga olgandingiz ijaraga mendan dedi. 3 oy olganman. Har oyga 3 dirhamdan beraman dedi. İmom Ahmad uyga keldi, hisob daftarini oldi-da hali kishini oldiga kelib turib o'chirib tashladi qarzini. Ya'ni mendan qarzingiz yo'q dedi. Kambag'al bo'lsa ham qanaqa edi? Saxovat pesh inson edi. U kishini ziyoratiga kelganlarni qayta ziyorat qilishga ham haris edi. Hajga borib kelsa u kishini ziyoratiga kelganlarni o'g'illariga aytadi, ismlarini yozib qo'y. Ismlarini yozib qo'y. Agar bular ham hajga borib kelsa, men ham borib qo'yay dedi. Bordi keldi, odamgarchilik. Yana bitta bir nozik narsa, İmom Ahmad rahmatullohi alayh biror kishini ziyoratiga kelsa, mehmonga kirsa, shu uyda egasidan ruxsat olmasdan turib chiqib ketmasdi. Uyda egasini nima qilmaguncha ruxsat bermaguncha. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.